Milattan önce 49 yılı. Roma İmparatorluğu'nda iç savaş çıkıyor. Roma çok güçlü olduğu için Akdeniz dünyasına hakimdi. Şiddet komşu olan Mısır'a sıçrıyor. Bu kadim ve gizemli krallığın tahtına genç bir kız çocuğu geçirilmiş durumda. Eski tarihte çok önemli rol oynayan birine dönüşecek. Başarısının tek sırrı askeri güç değil. Yalnızca cinsel cazibeyle de açıklanamaz. Öyleyse bu ikon kraliçe, şiddet dolu, erkek egemen bir çağda ölüme nasıl meydan okuyor? Mısır'ın son firavununun özel krallığını inceliyor ve Kleopatra'nın gizemli dosyasını açıyoruz. Yıl boyunca Kraliçe Kleopatra'nın aşk hayatının efsaneleri birçok tabloya, tiyatro oyununa ve filme ilham verdi. Ama şimdi alimler gerçek kraliçenin peşinde. Tüm şartlara rağmen önce Julius Caesar'ı, sonra Marcus Antonius'u, yani Roma'nın en etkili iki liderini nasıl büyülediğini keşfediyorlar. Kleopatra, M.Ö. 69'da güçlü Mısır firavunlarının köklü soyundan gelen en büyük kız çocuğu olarak doğuyor. Ondan önce hanedanda 6 kraliçe Kleopatra daha oldu. Bu da ismini kurucusu olan 1. Ptolemy'den alan bir hanedan. Yazar Maitrav bu çalkantılı dönemleri araştırmış. Ptolemy bir Yunan'dı ve İskender'in ölümünden sonra Mısır'a yerleşti. Büyük İskender, M.Ö. 336 yılında Mısır'ı fetheden Makedonyalı savaş lideriydi. Ölümünün ardından baş generallerinden biri olan Ptolemy ülkeyi devraldı. Böylece 300 yıl boyunca devam eden Ptolemy hanedanı başlamış oldu. Kleopatra henüz 18 yaşındayken babası ölüyor. Tahta çıkıyor ve 7. Kraliçe Kleopatra oluyor. 10 yaşındaki kardeşi 13. Ptolemy ile birlikte ülkeyi yönetiyorlar. Abla kardeş birlikteliği geleneklere dayanıyor. Doktor Christopher Snyder eski Mısır ve Roma'daki hanedanları incelemiş. Kleopatra geleneklere bağlı olarak erkek kardeşi Ptolemy'ye bir eş olarak seçilmişti. Bu kutsal kanı kraliyet ailesinin içine tutmayı amaçlayan bir Mısır geleneğiydi. Doktor David Challis, Ptolemy ailesinden bir soylunun hayatının ne kadar tehlikeli olduğunu açıklıyor. Ptolemy'ler arasındaki iç çatışmalar 50 yıldır sürüyordu. Hatta bundan öncesine bile dayanıyor olabilirdi. İhanet ve suikast sarayda sürekli bir risk halinde. Kleopatra'nın babası cinayete kurban gitmeyen az sayıdaki hükümdarlardan biriydi. Ve şimdi genç kraliçe muhtemel bir tehlike altında. Hem de ülke dışında. Kuzeyde, Akdeniz'in öbür kıyısında tarihin en yayılmacı süper güçlerinden biri olan Roma bulunuyor. 2000 yıl önce Akdeniz dünyasına Roma egemendi. Elbette Romalılar aşırı derecede baskıcı, saldırgan ve maceraperestti. Uygarlıklarını batıda ve doğuda taşıyabilecekleri kadar uzağa taşımışlardı. Doğuya Mısır da dahildi. Kleopatra tahta çıktığı sırada Roma İmparatorluğu'nun sınırları Kuzey Atlantik'ten Doğu Akdeniz'e kadar uzanıyor ve tam merkezinde Roma bulunuyordu. Profesör Valerie Higgins bu büyük şehirde eski çağ tarihi dersleri veriyor. Burada küçük bir boşluk var. Mısır'ı tamamen fethetmiş değiller. Mısır'ın bazı dış bölgelerini ele geçirmiş olsalar da tamamen fethetmediler. Ama Mısır gitgide Roma nüfuzunun etkisi altına giriyor. Roma, Mısır'a mali açıdan hakim durumda. Kleopatra'nın selefleri içerideki güç çekişmelerine kaynak sağlamak için büyük meblağlarda borç almışlar.
Kleopatra'nın babası 12. Ptolemy gibi tahta kalmaya çalışıyorsanız, askerlere ödeme yapmak ya da Roma askerlerini kiralamak için para bulmak istiyorsanız, tabii ki Roma'dan büyük meblağlarla borç alırsınız. Şansları var ki Mısır kredi vermeye değer bir müşteri. Mısır'da tahıl var. Roma hükümdarlarının halkı hoşnut tutmaları gerektiğini unutmayın. Bunu yapmanın en açık yolu yiyecektir. Hem de bolca yiyecek. Mısır'ın bereketi hem arzulanmasına sebep oluyor hem de onu güvende tutuyor. Eğer Mısır'ı tam bir eyalet yaparsanız, oraya bir vali atamanız gerekir. Bu da Mısır'ın tüm zenginliğini arkasına almış bir Roma valisi olur. Ve en sonunda Roma'nın merkezi otoritesine meydan okuyabilir. Eğer yerel yönetimi, yani kukla kral olan yerel hükümdarı tahta tutabilirseniz, o zaman her açıdan karlı çıkarsınız. Mısır'da 13. Ptolemy bu kukla krallardan biri. Ablası Kleopatra da onun kraliçesi. Roma parasını alıyor. Hassas bir barış ortamı var. Ama her an bozulabilir. Senato'da Roma'nın Mısır'ı fethedip etmemesi konusundaki fikirler değişip duruyordu. Kleopatra'nın hükümdarlığının henüz 3. yılında Mısır'da yaşanan bir iktidar çatışması, Roma diktatörü Julius Caesar'a ihtiyaç duyduğu mazereti sunuyor. 13. Ptolemy'nin danışmanları onun aklına bir isyan veya ikisi arasında yaşanabilecek bir uyuşmazlık fikrini sokmuşlardı. Ve Kleopatra saraydan atılmıştı. Kleopatra ölümden kurtuluyor ve sürgüne kaçıyor. Sezar, kraliçe ile kardeşine arabuluculuk yapmak isvesi altında askerleriyle Mısır'a yürüyor. Tahttan indirilen kraliçenin tek umudu, Sezar'ı kendi yanına çekmek. Ama Kleopatra Sezar'a zaten elde edemeyeceği bir şey sunamaz. Tabii tek bir şey dışında. Kendisi. Pat Brown, Kleopatra'nın hayatını ve ölümünü incelemiş. Hikayeye göre Julius Caesar'la tanışmak için bir halının içine uzanmış ve halı rulo yapılmış. Onu o şekilde saraya taşıyıp halıyı Julius Caesar'ın önünde açmışlar ve içinden Kleopatra çıkmış. Yunan tarihçi Plutarkos, Caesar'ın Kleopatra'nın zekasından büyülendiğini ve cazibesine kapıldığını yazıyor. Julius Caesar İskenderiye'de kaldı ve Kleopatra ile kardeşi arasındaki iç savaşa karışmaya itildi. Kendini büyük bir fiziksel tehlikeye sokmuştu. Ve birçok arkadaşı neden böyle bir yerel çatışmaya dahil olduğunu merak ediyordu. Caesar artık tamamen olaya dahil olmuş durumda. Birlikleri Mısır ordusuyla çatışıyor. Kleopatra'nın baş düşmanı ve kardeşi 13. Ptolemy ölüyor. Ama Sezar Mısır'ı fethetmek yerine Kleopatra'ya teslim ediyor. Ve Kleopatra'yı diğer kardeşi 14. Ptolemy'nin yanında kraliçe olarak tahta çıkartıyor. Kleopatra ülkesini koruyor ve tekrar tahta çıkıyor. Çok güçlü bir diktatörü kullanarak koskoca bir milleti büyülemeyi nasıl başardığı tarihçilerin hep kafasını karıştırmıştır. Dünyaya gelmiş en güzel kadın olsa bile, onunla seks yapma vaadi, Sezar gibi çok zeki ve kurnaz bir hükümdarın davranışını tamamen değiştirmesine, değerli bölgeleri kaybetmesine, politik mevkiine zarar vermesine, hatta hayatını tehlikeye atmasına yetecek bir güdü müydü? Çok etkileyici ve açıklaması zor bir şey. Nedeni sadece güzel bir yüzden ibaret olamaz. Fiziksel cazibeden daha başka bir şeylerin olması gerekiyor. Artık uzmanlar Kleopatra'nın fiziksel görünüşünün ötesine odaklanıyor ve diğer cazibelerini araştırıyor. Bence sıklıkla gözden kaçırılan nokta Kleopatra'nın ne denli entelektüel biri olduğudur. Kleopatra Yunanca ve Mısır dilinde konuşuyordu. Ama aynı zamanda Aramice ve Süryanice gibi dilleri de biliyordu. İyi eğitimli genç bir kadındı.
ve bu özellikleri Mısır kraliçesi olarak çok işine yarayacaktı. Bir bilim insanı ve filozoftu. En keskin Yunan bilginlerle tartışabiliyordu. Aynı zamanda hiç şüphesiz Akdeniz dünyasındaki en zengin kadındı. Ve Sezar gibi insanlar bundan hoşlanırlardı. Şimdiye kadar Kleopatra'nın özellikleri bağımsız iktidarını korumasını sağladı. Ve Kleopatra bunu artık bir diktatör, yani Roma dünyasındaki en güçlü adam olan Julius Sezar'ı baştan çıkararak başardı. Ne var ki Sezar'ın sonunu getirecek olan şey kendi başarısı olacaktı. Roma Cumhuriyeti monarşiye kesin bir şekilde karşı durumda ve Sezar'ın yönetimi şüpheli bir şekilde bir kralın hükümdarlığını andırıyor. Romalılar tiranın gitmesi gerektiğine karar veriyor. Milattan önce 15 Mart 44 yılında Sezar suikasta kurban gidiyor. Sezar öldürüldükten sonra Kleopatra feci bir durumdaydı. Artık onu destekleyecek kimse kalmamıştı. Roma İmparatorluğu bir kez daha bölünüyor ve sonra bir iç savaş daha patlak veriyor. Sezar'ın üvey oğlu ve varisi Octavius, Roma'nın en korkulan ve güçlü generallerinden biri olan Marcus Antonius'la karşı karşıya geliyor. Octavius ve Marcus Antonius birbirlerinden çok farklı kişiliklerdi. Octavius bir asker değildi. Zeki bir politikacıydı. Çok dikkatli ve alçak gönüllü bir adamdı. Antonius çok destansı bir kişiydi. Harika bir asker, harika bir aşık ve birçok askeri için harika bir dosttu. Tıpkı daha önceki bir Roma iç çatışmasında olduğu gibi, Kleopatra'nın Mısır'ı çok önemli bir savaş alanı durumunda. Antonius, kraliçeden onu desteklemesini istiyor. Kleopatra yine tahtını ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak istiyor. Ve yine Antonius'a zaten zor kullanarak elde edemeyeceği bir şey sunamaz. Tabii kendisi dışında. Kleopatra bir kez daha dünyadaki en güçlü insanlardan birini baştan çıkarmak zorunda. Kesinlikle Marcus Antonius'u büyülemek için çaba sarf ediyor. Çünkü bunu yapmazsa kaybedeceği çok şey var. Kleopatra teknesinde düzenlediği o görkemli şölenlerden birinde kayda geçmiş en büyük incilerden biri olan küpesini çıkarıyor ve bir kadeh şarabın içinde onu eritiyor. Bu tam anlamıyla bir gösteriş. Bu katıksız zenginlik gösterisi Romalıları büyüleyen bir şeydi. Kleopatra, Marcus Antonius'u cezbetmek için cazibe listesine israfı, aşırılığı ve oburluğu da ekliyor. Zenginlik gösterileri ve savurgan bir şekilde yiyecek ikramları büyüleyici nitelikte. Kültürel veya tarihsel koşullardan çok daha derin etkileri var. Doktor Lucy Brown, New York Üniversitesi'nde cinsellik, para ve yiyecek konusunda pozitif uyarılar alan deneklerin beyinlerini taramış. Farklı bölgelerde beyin faaliyetlerinde olan değişime bakacak ve devreye giren farklı beyin sistemleri için dış değer bulacağız. Evet, bu iyi. Harika. Doktor Brown'un sonuçları, beynin cinsel uyarıya karşı tepkisinin yiyecek ve para vaadi karşısındaki tepkisine benzer olduğunu gösteriyor. Bu güdüler, kültüre ve zaman koşullarına üstün gelen, çok derin nörolojik etkileri tetiklediğinden, 2000 yıl önce de aynı etkiyi uyandırmış olmalılar. Kleopatra'nın yaptığı şey, Sezar'a ve Marcus Antonius'a tüm bu harika şeyleri sunarak ödül sistemini faaliyette tutmaktı. Kleopatra'nın tekniği iyi sahnelenmiş bir haz konseriydi. Dikkatle planlanmıştı. Parasını, cinsel cazibesini kullanıyordu. Her şey düzenlenmişti. Saçı, elbisesi, sürdüğü parfümü, hepsi ince hesaplanmıştı. Ama tarihçiler Kleopatra'nın Sezar ve Marcus Antonius'u baştan çıkartmasının daha garip bir yönünü tespit ettiler.
Bu da belki de Kleopatra'nın doğunun büyülü bir cazibesi olma efsanesinin en önemli unsurudur. Acaba Romalılar da Mısırlılar gibi bir firavunun insan suretine bürünmüş bir tanrı olduğuna inanıyor olabilir miydi? Eğer Antonius Mısır hükümdarlarını kutsal olarak görüyorsa, o zaman belki de yaşayan bir tanrıçayla özel ilişki yaşadığını da düşünebilirdi. Tanrılara ve tanrıçalara inanıyorlardı. Onlar için bu gerçekti. Romalılar tanrıların takdirini kazanmak için düzenli olarak ayinler yapıyorlardı. Görünüşe bakılırsa karşımızda ezelden beri var olan muazzam kudretli tanrılara sahip bir Mısır toplumu bulunuyor. Kleopatra'nın saltanatı sırasında Mısır çoktan kadim bir medeniyet sayılıyordu. İnanılmaz ama 21. asır Roma çağına Romalıların piramitlerin inşa edildiği çağ olduğundan daha yakın. Zaten bu milyarlarca tonluk abidelerin nasıl yaratıldığı Romalılar için bir gizem durumunda. Derin dini inanışların olduğu bir çağda Romalılar Mısır'ın mistik geçmişine ve Kleopatra'yı koruyup kollayan garip tanrılara karşı huşu duyuyor olmalıydı. Şahin başlığı veya timsah suretindeki tanrılardan söz ediyoruz. Bunlar korkunç imgelerdir. Bence Mısır'ın doğaüstü ve meşum bir imajı var. Romalılar için Mısır gizemli, egzotik ve korkutucu. Bence korkutucuydu. Eski dünyada çoğu insanın günümüzde batıl inançlı diyeceğiniz kişiler olduğunu düşünmeliyiz. Plutarkos, Kleopatra'nın kendisini ona sunarken Antonius'un ruhani inançlarını nasıl kullandığını anlatıyor. Onun karşısına hem Mısır'ın hem de Yunanistan'ın dişi tanrıları gibi çıkıyor. Bereket tanrıçası ve Mısır mitolojisindeki en büyük tanrıça olan Isis'le aşk tanrıçası Afrodit'in bir karışımı gibi görünüyor. Ama bazı alimler burada fantastik rol oyunundan daha fazlası olduğunu ve Antonius'un Kleopatra'yı en azından kısmen doğaüstü biri olarak görmüş olabileceğini iddia ediyor. Bunun kanıtları Romalıların köklü psikolojik ve dini tavırlarında yatıyor. Bu olaylar vuku bulurken yaşayan ve yazmakta olan büyük Roma şairi Horatius'un çalışmaları üzerinde yapılan incelemeler, Romalıların 2000 yıl önceki gerçek düşüncelerini gözler önüne seriyor. Latince uzmanı Dr. Paul Gwen, Horatius'un Kleopatra'nın Antonius'u baştan çıkarışını betimlerken kullandığı dili analiz ediyor. Horatius çok sofistike bir dille yazar. Bu şiirlerde düşünülmeden yazılmış, dikkat ve ilgi olmadan yerleştirilmiş tek bir kelime bile yoktur. Horatius'un Kleopatra'yı betimlerken kullandığı o dikkatle seçilmiş kelimelerden birkaçı ilgisini çekmiş. Onu şiirin tam ortasında bir fatale monstrum olarak görüyoruz. Fatale monstrumu tercüme etmek hep zor olmuştur. İki kelimenin de birbirinden bağımsız olarak dini çağrışımları vardır. Fatale ölüm getiren demektir. Ölümle ve bir deyişle kaderle alakalıdır. Monstrum takdir edilen ve sakınılan bir şey demektir. Aynı zamanda bir canavar, yani sıra dışı bir şey anlamına da gelir. Horatius'un Kleopatra'yı günümüzdeki canavar karşılığı monstrum olarak tanımlaması, onu alışılmışın dışında egzotik ve yabancı biri olarak gördüğüne işaret ediyor. Marcus Antonius'un kutsal biriyle yattığına inanıp inanmadığı meselesinde şu anda çok akılcı olduğumuz için bizim bu şekilde düşünmemiz zordur. Sezar ve Marcus Antonius gibi önemli insanların bu tip şeyleri aşmış olduklarını, çok zor kandırıldıklarını, şüpheci ve zeki olduklarını, bütün bunlara sadece inanıyormuş gibi göründüklerini düşünmek, modern ve şüpheci dünyamızda bize çok çekici gelir. Bence bu doğru değildir. Bunu yapmak eski dünyanın nasıl bir yer olduğunu yanlış anlamaktır. Onlar sadece bu inançla yetiştirilebiliyorlardı. Araştırmalar, Sezar ve Antonius'un Kleopatra'nın gerçek bir tanrıç olduğuna inanmış olabileceklerine işaret ediyor. Bu da onun büyük planını karşı konulamaz bir şekilde sağlamlaştırıyor.
Bence burada birkaç unsurun birleşimi söz konusu. Fiziksel görünüşü, yani makyajla, elbiselerle, saç stiliyle daha da vurgulanan güzelliği söz konusu. Birçok dilde konuşma ve karşısındakini eğlendirme becerisi var. Cinsel çekiciliği var. Yukarı ve aşağı Mısır'ın firavunu olduğu için güce sahip. Bütün bunlar birleşince çekiciliğine çekicilik katıyor. Bunun da üzerine bu kadının bir tanrıça olduğunu ekleyecek olursanız, bence Sezar ve Marcus Antonius gibi insanlara muazzam güçlü biri gibi gelmiş olabilir. Antonius'u baştan çıkarmayı başardığında ikisi işbirliği yapıyor. Antonius Mısır'ın zenginliğini kazanıyor, Kleopatra hayatını, tahtını ve Mısır'ın bağımsızlığını. Antonius ile Kleopatra'nın Mısır hazineleriyle paraları ödenen ve Mısır tahıllarıyla beslenen orduları, düşmanları Octavius'un birliklerini bir süreliğine püskürtmeyi başarıyor. Ama bunun bedeli ne oluyor? Muhafazakar olan Octavius, Kleopatra'nın gösterişli hayat tarzını Marcus Antonius'a karşı kullanmış olmalıydı. Roma'ya döndüğünde zamanında çakı gibi bir asker olan Marcus Antonius'un doğulu şeytani cazibe tarafından baştan çıkarıldığına Roma halkını inandırmaya çalışıyordu. Sonunda yurttaşları ona cephe alıyor ve Antonius Mısır'ın kaynaklarına sahip olsa bile Roma'nın katıksız askeri gücüne karşı direnemiyor. Milattan önce 30 yılının 1 Ağustos'unda Kleopatra 39 yaşındayken Antonius'la birlikte teslim oluyor. Antonius ve Kleopatra Octavius tarafından yakalanıp zincirlere bağlanmış halde Roma'ya sürüklenmektense intiharı tercih ediyor. Octavius Mısır'ı ele geçiriyor ve Roma'dan merkezi otoriteyle yönetiyor. Ülke sonunda bir başka Roma eyaletine dönüşüyor. Bu topraklar 2000 yıl boyunca Mısırlıların bağımsız kontrolüne geçmeyecek. Mısır'ın son kraliçesi öldü ama beklendiğinden çok daha uzun süre yaşadı. Hem Julius Caesar'ın hem de Marcus Antonius'un sevgilisi olması Kleopatra'ya yıllar boyunca, belki de Mısır'la hiçbir kadının başaramadığı kadar uzun süre boyunca gücü elinde tutma ve onu artırma olanağı sağladı. Ölümünde bile Kleopatra'nın Romalıların hayal gücüne etkisi her zaman olduğu kadar güçlü. Klasik dünyada fethedilen düşmanın suretlerinin yok edildiği sıkça görülmüştür. Yunan biyograf Plutarkos, Octavius'un Marcus Antonius'un heykellerinin yıkılmasını emrettiği halde Kleopatra'nınkilere dokunulmamasını söylediğini belirtiyor. Bundan sonra Octavius ihtişamlı bir gösteri düzenliyor. Zafer yürüyüşü töreninde Mısır ganimetleri ve Kleopatra'nın bir heykeli Roma sokaklarında gezdiriliyor. Plutarkos, Kleopatra heykellerine zarar vermemesi için Octavius'a rüşvet verildiğini belirtiyor. O da günümüzde dahi tüm dünyanın büyülendiği gibi, halkı tarafından bir tanrıça olarak saygı duyulan Kleopatra'nın gerçeküstü efsanesinden büyülenmiş olabilir mi?